Herkese selamlar arkadaşlar. Westeros tarihi video serimizin 19. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki Siyahların Konseyi bölümümüzde Rhaenyra Targaryen'ın kendi konseyiyle beraber yaptığı savaş planlarını konuşmuştuk. Ve bu planlar neticesinde Daemon Targaryen Nehirova'ya gidip Harrenhal'ı kuşatacaktı. En büyük oğlu Jacaerys Valerion vadiye ve kuzeye, diğer küçük oğlu Lucerys ise Baratheon'larla görüşmek için Fırtına Burnu'na gidecekti. Hikayede karakterlerimiz bu yolculuklarına çıktılar ve ejderhaların dansına dahil olan birçok önemli karakterlerle karşılaştılar. Bu karakterler Harrenhal'daki büyücü kadın olan Alys Rivers, vadinin asil leydisi Jane Arryn, kuzeyin sert ve güçlü lordu Kragan Stark ve onun piç kardeşi Sarah Snow'du. Ve yine bu karakterlerimiz ejderhaların dansında oldukça önemli rol oynadı. Bugünkü videomuzda Daemon Targaryen'ın Harrenhal'ı kuşatmasını ve Jacaerys Valerion'un görüşmelerini anlatacağım. Fakat sizlerden ricam, videonun sonunda beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu oldukça önemli. Düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim. Sizler de hazırsanız videoya geçiş yapalım. İkinci Aegon, Ejderha Çukuru'nda kral, Prenses Rhaenyra ise Ejderha Kıyası'nda kraliçe ilan edilmişti. Uzlaşma konusundaki tüm çabalar başarısız olurken ejderhaların dansı artık başlamıştı. Deniz yılanı Corlys Valerion'un gemileri boğazı kapatmak için kral topraklarına ilerliyordu. Bu sırada Jacaerys Valerion ejderhası Vermax'ın üzerinde kuzeye, kardeşi Lucerys Arax'la güneye, Prens Daemon da Caraxes'le üç dişli mızrağa uçtu. Siyah Konsey'de yapılan plana göre Harrenhal'a gidip burayı ele geçirmesi gerekiyordu. O sırada Harrenhal, Larry Strong'un büyük amcası Simon Strong tarafından korunuyordu. Daemon, Caraxes ile birlikte Harrenhal'a geldiğinde Simon Strong kalenin sancaklarını hemen indirdi. Prens Daemon bu saldırıyla Strong hanesinin önemsiz sayılmayacak zenginliğini ve aralarında Simon Strong ile torunlarının da bulunduğu bir düzine mühim rehineyi de ele geçirmişti. Kale halkı da onun tutsağı oldu. Bu tutsaklar arasında Alys Rivers adında bir süt anne vardı. Peki kimdi bu kadın? Munk'un iksir ve büyü ile uğraşan bir hizmetkar olduğunu söylüyor. Rahip Ostes ise bir orman cadısı olduğunu iddia ediyor. Mantar ise gençliğini korumak için bakirelerin kanında banyo yapan kötü niyetli bir büyücü olduğunu söylüyor. İsminden bir piç olduğu anlaşılıyor. Ama biz babasının hakkında az bilgiye ve annesinin hakkında daha da az bilgiye sahibiz. Üstad Munk'un ve Rahip Ostes'e göre Alys Rivers, Lord Lionel Strong'un gayrimeşru kızıydı. Kemik kıran Harwin Strong ve yumru ayakları Strong'un kardeşiydi. Mantara göre ise kadının yaşı oldukça büyüktü. Hem Harwin'e hem de Larys'e süt annelik yapmıştı. Her ne kadar kendi çocukları ölü doğmuş olsalar da Harrenhal'da doğan sayısız bebeği beslemişti. Aslında iblislerle yatan, kendisine verilen bilginin ödemesi olarak ölen çocukları getiren bir cadı mıydı? Ya da Rahip Ostes'in inandığı gibi aklı olmayan bir kadın mıydı? Yoksa insanları kendine, bedenine ve ruhuna bağlamak için zehirlerini ve iksirlerini kullanan bir ahlaksız mı? Kabul edilen bilgilere göre Alys Rivers ejderhaların dansı sırasında en az 40 yaşlarındaydı. Fakat herkes onun yaşından çok daha genç göründüğü konusunda hemfikirdi. Ancak bunun sıradan bir olay olup olmadığı ya da karanlık sanat yöntemleriyle elde edilip edilmediği konusunda insanlar tartışıyorlardı. Bu videoda kendisiyle alakalı vereceğimiz bilgiler bu kadar.
Ejderhaların Dansı'nın ilerleyen bölümlerinde Alice Rivers oldukça önemli rol oynayacak. Ben de hikayesini serinin diğer bölümlerinde anlatmaya devam edeceğim. Harrenhal'un ani ve kansız düşüşü Kraliçe Rhaenyra ve siyahlar için büyük bir zaferdi. Bu zaferi Prens Daemon'un savaş kahramanlığına ve kan solucanı Caraxes'in kudretine borçlulardı. Bu kalenin düşmesiyle Westeros'un kalbinde siyahların toplanabilmesi için önemli bir mevki elde edilmişti. Nehirova topraklarında Rhaenyra'yı destekleyen birçok kale vardı. Prens Daemon silah çağrısı yaptığında askerler bütün nehir boyunca hareketlendi. Babası tarafından varis ilan edilen Rhaenyra'yı ve diyarın sevgilisini korumak için şövalyeler, eli silah tutan köylüler kılıç ve kemerlerini sıkarak, zırhlarını kuşanarak Harrenhal'un yolunu tuttular. Kaybedecek daha çok şeyleri olan üç dişli mızrak lordları hareket etmek için çok acele etmediler. Ancak çok geçmeden onlar da güçlerini Rhaenyra'ya göndermeye başladılar. İkizlerden Freyler Rhaenyra'nın yanındaydı. Blackwood hanesi sancaklarını Rhaenyra için yükseltti. Bakire havuzundan Mootonlar, Pembe Bakire Kalesi'nden Piperlar, Haraway'dan Rotlar, Derry'den Derryler, Deniz Muhafızından Melisterlar ve Yaya Durağından Vensler Rhaenyra'ya desteklerini ilan etti. Yaşlanan Pembe Bakire Lordu Petyr Piper, "Kılıcımı Rhaenyra'nın yoluna adadım. Artık daha yaşlıyım ama yeminlerimi unutacak kadar da yaşlı değilim," dedi. Üç dişli mızrağın ve Nehir Ova'nın yüce lordu Grover Tully oldukça yaşlı ve ölmek üzere olan bir adamdı. Kral 2. Aegon'u destekliyordu. Fakat oğulları her iki tarafta da ejderha olduğu için çekimser davranıyordu. Grover Tully'nin ölümünün ardından Nehir Ova'nın kapılarını kapatıp hiç kimseye destek ilan etmediler. Bu sırada Jacerys Velaryon, vadinin hanımı Lady Jane Arryn ile görüşmek için Kartal yuvasına gitmişti. Vadinin hanımı 35 yaşındaydı. Hiçbir zaman evlenmemiş olan Lady Jane, babasının ve kardeşlerinin ölümünün ardından vadide hüküm sürüyordu. Görüşme sırasında Lady Jane, Prens Jacerys'e 3 kez "Kendi soyum beni yerimden etmeye çalıştı," dedi. Kuzenim Sir Arnold, kadınların yönetemeyecek kadar yumuşak olduklarını söyledi. "Eğer ona sormak istersen, kendisini gök hücrelerimden birinde tutuyorum." Prens Daemon ilk karısını çok acımasızca kullandı. "Doğru, annenizin eş seçimindeki ağız tadı zayıf olmasına rağmen Rhaenyra meşru kraliçemizdir ve ayrıca benim kanımdan, anne tarafından bir Arryn'dir. Bu erkek dünyasında biz kadınlar bir araya gelmeliyiz. Vadi ve şövalyeleri onun yanında yer alacak. Fakat majestelerinden bir ricam olacak." Prens ne olabileceğini sorduğunda, "Ejderhalar, ordulardan korkmuyorum. Birçoğu ve daha fazlası kanlı kapımda telef oldular ve kartal yuvası geçilmez. Ama Kraliçe Visenya'nın fetih sırasında yaptığı gibi sen de buraya gökten indin ve benim sana karşı koyacak bir gücüm yoktu. Kendimi güçsüz hissetmekten hoşlanmam. Bana ejder binicisi gönderin." Prens Jacerys bunu kabul etti. Lady Jane onun önünde diz çöktü. Savaşçılarına da diz çökmeleri için talimat verdi ve hepsi tüm kılıçlarını onun hizmetine sundu. Jacerys vadinin desteğini aldıktan sonra kuzeyin en güçlü hanelerinden birisi olan Mandiri hanesinin lordu Desmond Mandiri ile görüşmek için Beyaz Liman'a doğru yol aldı. Beyaz Liman'a gittiğinde Prens daha uyanık bir pazarlıkçıyla karşı karşıya kaldı. Desmond Mandiri Jacerys'e "Beyaz Liman, annenizin düştüğü bu kötü durumdan rahatsızlık duyuyor. Benim kendi atalarım, düşmanlarımız bizi bu soğuk kuzey kıyılarına sürgüne gönderdiğinde doğuştan gelen haklarından mahrum kaldılar." Mandiri hanesi aslında güneyli bir haneydi. Targaryenlardan önce giriştikleri bir savaşın neticesinde kuzeye sürgün edilmişlerdi. Jaehaerys Targaryen bizi uzun zaman önce ziyaret ettiğinde bize yapılan yanlışlıktan bahsetti ve tazminat sözü verdi. Kendi kızı Prenses Viserra ailemden biriyle evlenecekti. Böylece iki hane bir olacaktı. Ancak kız öldü ve söz unutuldu. Prens Jacerys kendisine ne sorulacağını biliyordu. Beyaz Liman'dan ayrılmadan önce Lord Mandiri'nin en küçük kızının savaş bittikten sonra prensin kardeşi Joffrey ile evlendirilmesini içeren bir sözleşme hazırlandı ve imzalandı. Beyaz Liman'ın da desteği alındıktan sonra Jacerys Velaryon, kuzeyin zorlu ve genç lordu Craegan Stark ile görüşmek üzere kış yarına geldi. Prens Jacerys
Fetihten sonra 129 yılında kış yarına geldiğinde Craegan Stark 21 yaşındaydı. 13 yaşındayken babası Lord Rickon'un ölümünün üzerine fetihten sonra 121 yılında Lord olmuştu. Küçüklüğü sırasında amcası Benard naip olarak kuzeyi yönetiyordu. Ancak fetihten sonra 124'te Craegan 16 yaşına girdi ve gördü ki amcası iktidardan vazgeçmeye pek hevesli değildi. İkisinin arasındaki ilişkiler gerildi. Nihayetinde fetihten sonra 126 yılında Craegan Stark ayaklandı. Benard'ı ve 3 oğlunu hapsedip kuzeyin yönetimini kendi ellerine aldı. Bu olayın ardından çok geçmeden çocukluğundan beri sevdiği bir arkadaşı olan Aaron Ray ile evlendi. Fakat karısı fetihten sonra 128 yılında bir erkek çocuğu doğururken öldü. Craegan bu oğluna babası Rickon'un adını verdi. Jacerys Craegan ile görüşürken kış yarında sonbahar gelmişte geçiyordu. Karlar yere düşmüştü. Kuzeyden soğuk bir rüzgar esiyordu. Lord Stark önündeki kış için yaptığı hazırlığın ortasındaydı. Fakat Jacerys'e sıcak bir karşılama yaptı. Kar, buz ve soğuğun Vermax'ı huysuzlandırdığı söylenir. Bu yüzden prens kuzeyliler arasında çok fazla vakit geçiremedi. Ancak bu geçici ikametten pek çok ilginç hikaye ortaya çıktı. Üstad Munkun'a göre Craegan ve Jacerys birbirlerini oldukça sevmişti. Craegan Jacerys'i 10 yıl önce ölen küçük kardeşine benzetiyordu. Jacerys'in kış yarında kaldığı süre boyunca birlikte içtiler, birlikte avlandılar, birlikte eğlendiler ve kanla mühürlenmiş bir kardeşlik yemini ettiler. Rahip Austes'e göre ise Prens Jacerys, Craegan Stark'ı sahte tanrılardan vazgeçirmeye ve yedinin yolunu kabul ettirmeye çalıştı. Fakat bu iddia doğru bir iddia değildi. Ayrıca Cüce Mantar'ın anlattığı oldukça ilginç bir hikaye daha var. Mantar'ın anlattıklarına göre Craegan Stark'ın Sarah Snow adında gayrimeşru bir kız kardeşi vardı. Prens Jacerys, Rickon Stark'ın bu piç kızına ilk gördüğü anda aşık olmuştu. Sarah Snow da prensten oldukça etkilenmişti ve bir geceyi beraber geçirdiler. Misafirinin piç kız kardeşinin bekaretini aldığını öğrenince Lord Craegan öfkelendi. Fakat Jacerys Valerion Sarah Snow ile evlendiğini söyledi. Bunu duyan Craegan yumuşadı. İki genç yeminlerini kış yarının tanrı korusundaki bir yürek ağacının önünde etmişlerdi. Bu yemeğinin ardından eski tanrıların bakışları altında karların arasında kürkle sarılmış halde Sarah Snow kendisini prense bahşetti. Bu her ne kadar büyüleyici bir hikaye olsa da Mantar'ın anlattığı pek çok masalda olduğu gibi tarihsel gerçekliğin bir parçası olmaktan ziyade bir aptalın hararetli hayal gücünün parçası gibi görünüyor. Çünkü Jacerys Valerion 4 yaşındayken 2 yaşındaki kuzeni Baela Targaryen ile nişanlanmıştı. Yarı vahşi, pasaklı bir kuzeyli piç için böyle bir anlaşmayı bozması mümkün değildi. Bütün bu bilgiler kitapta yazıyor arkadaşlar. Ben burayı özellikle size anlatmak istedim. Çünkü House of the Dragon'ın 2. sezonunda bana soracak olursanız kesinlikle Sarah Snow olacak. Mantar normalde kralın şehrinde yahut ejderha kayasında yaşayan bir cüce. Kış tepesinde olan bir olayı öğrenmesi mümkün değil. Size daha önce de onun anlattığı birçok hikayenin yalan olduğunu söylemiştim. Ancak tekrar söylüyorum, dizide bu karakter büyük ihtimalle olacaktır. Çünkü Starklar ve onların piç çocukları olan Snowlar bu evrende oldukça popüler. Game of Thrones dizisinden de Jon Snow gibi bir karakterimiz var. Şimdi onun kadın versiyonu gibi bir karakter olacaksa House of the Dragon yapımcıları bunu kaçırmayacaktır. Aralarında bir evlilik olacak mı? Yoksa sadece cinsel münasebetleri mi olacak? Bunları bilmiyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz. Mantar'ın bir iddiası daha var ki oldukça önemli. Birçok teori bu olay yüzünden çıkıyor. Mantar'a göre Prens Jacerys'in ejderhası Vermax kış yarında ejderha yumurtası bırakmıştı. Mantar'ın bu söylediği yüzünden bugün hala
kış tepesinin altında ejderha yumurtaları olduğuna dair, donmuş bir ejderha olduğuna dair yüzlerce teori bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bir durum olduğuna ihtimal vermiyorum. Kış tepesinde bir ejderha yumurtası olsa, ki ejderha yumurtaları inanılmaz pahalı şeyler, bu mutlaka bilinirdi, bulunurdu. Biz yeniden Kragan Stark ve Jacerys Velaryon'un görüşmesine dönelim. Bu görüşme neticesinde ikili bir anlaşmaya vardı. Büyük Üstad Munkun bu anlaşmaya Buz ve Ateş Paktı diyordu. İmzalanıp mühürlenmişti. Diğer anlaşmalarda olduğu gibi bu da evlilikle mühürlenecekti. Lord Kragan'ın oğlu Rickon 1 yaşındaydı. Prens Jacerys henüz evlenmemişti ve çocuğu yoktu. Ancak annesi demir tahta oturduğunda kendisi de bir çocuğa sahip olabilirdi. Anlaşmaya göre prensin doğan ilk kızı Lord Kragan'ın varisiyle evlenecek ve büyüyene dek kış yarında yetiştirilmek üzere 7 yaşında kuzeye gönderilecekti. Tüm anlaşmalar bitirildikten sonra Jacerys Velaryon ejderhasını soğuk sonbahar gökyüzüne havalandırdı. Üç güçlü lordu ve onların tüm sancaktarlarını annesi için ikna etmişti. Son derece gururluydu. 15 yaşında olmasına rağmen demir tahta layık bir varis olduğunu ispatlamıştı. Kardeşi Lucerys'in de Boros Baratheon ile yaptığı görüşme iyi giderse çok kan dökülmeden bu savaş sona erebilirdi. Gel gelelim Lucerys Velaryon'u çok daha kötü bir kader bekliyordu.